Selam. Allah nasip ederse bu videoda son 2-3 belki de 4 videodur anlatıla gelen konularınla bağlantılı bir konu yine. Yine bir alimimiz üzerinden kitap bu. Abdülkadir Geylani'nin Sırrul Esrar, Sırların Sırrı kitabı. Gelenek Yayın Evi'nden ve çok güzel anlatmış. Gayb alemiyle ilgili bilgi edinmek isteyenler için çok anlaşılır bir şekilde, yani gayet iyi bir anlatım. Şimdi bu son 3-4 videoyla birbirine bağlantılı olan bölümlerden bazı yerleri okumak niyet öyle, hayırlısıyla birbirini tamamlıyor çünkü. Evet, okumaya başlıyoruz. Allah cemalinin nurundan ilk olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nurunu yaratmıştır. Kutsi hadiste onun ilk yarattığı şey nurumdur. Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Onun ilk yarattığı şey akıldır buyurmuştur. Bunların hepsiyle kastedilen şey aslında aynıdır. O da hakikati Muhammediye'dir. O celali karanlıktan arınmış olması sebebiyle nur olarak isimlenmiştir. Bu celali karanlık konusu bu videonun son bölümünde nasipse ifade edilen, yine Geylani'nin kitabından ifade edilen bölümle bağlantılı. Külli hükümleri idrak etmesi sebebiyle ona akıl denmiştir. İlim nakli için vasıta olması sebebiyle de kalem ismini almıştır. Nur-u Muhammed'i de varlıkların özü, yaratılanların ilki ve aslıdır. Resulullah sallallahu ve selam hadisinde "Ben Allah'tanım, müminler de bendendir." demiştir. Allah lahut alemindeki nurların hepsini en güzel şekilde ondan yaratmıştır. Burada da alemlerin katman katman, işte lahut aleminden ruhlar ceberut alemine iniyor. Orada üzerine sultani ruh kılıfı, elbisesi giydiriliyor. Oradan melekuta iniyor. Orada revani ruh elbisesi giydiriliyor. Ondan sonra da mülk alemine cismani ruh ve cesetlere gelinmiş oluyor diye orada bir açıklama yapılmış. Ben kısa olarak şey yaptım onu. Ve ondan sonra da "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diyor, Allah'a soruyor. Onlar da "Evet, Rabbimizsin ve şahit olduk." diyorlar. Fakat dünyaya geldikten sonra bunu unutuyorlar ve bunu tekrar hatırlatmak, kendi asıllarının ne olduğunu hatırlatmak için de Allah'ın peygamberler ve kitaplar gönderdiğini belirtiyor. Ve bütün peygamberler bu uyarıda bulunmak için dünyaya geldiler diye belirtiyor. Yani insanların asli vatanının hangi aleme, asılların ne olduğunu, asıl alemlerinin nereden geldiklerini, ne olduklarını hatırlatmak için, kendi asıllarını hatırlatmak için geldiler diyor. Sonra devam ediyor. Marifet iki çeşittir. Allah'ın sıfatların marifeti ve Allah'ın zatının marifeti. Sıfatların marifeti dünya ve ahirette cismin hazzı olur. Zatın marifeti ise ruhu kutsinin ahiretteki hazzıdır. Onu kutsal ruh ile güçlendirdik. Bakara suresi 87 ayetinde bildirildiği gibi onlar ruhu Kudüs ile kuvvetlendirilmişlerdir. Bu iki marifet ancak iki ilim, yani zahir ve batıl ilimler ile elde edilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Asıl ilim iki ilimdir. Biri dilde olan ilim, ki o Allah'ın insanlar arasındaki hüccetidir. Diğeri de kalpte olan ilim, ki esas faydalı ilim işte budur. Marifet alemi lahut alemidir. Bu alem kendisinde ruhu kutsinin en güzel şekilde yaratıldığı mezkur vatanı aslidir. Ruhu kutsiden maksat insanı hakikidir.
Onun varlığı tövbe, telkin ve la ilahe illallah cümlesine önce diliyle sonra da kalp hayatı ile tam bir şekilde bağlanmasıyla zahir olur. Kalp hayatından sonra da gölün nisanına kavuşur. Kutsi maneviyattandır ve buna çocuk denmesinin nüktesi de şundandır. Tasavvuf dinde buna çocuk denmesi de şundandır diyor. Onun kalpten neşet etmesi, kalp onu annenin çocuğu yetiştirdiği gibi yetiştirir. Abdülkadir Geylani bunu bu şekilde ifade etmiş. Bundan önceki 2-3 video önce de Mevlana candan can bebek gebe kaldı diye bir ifadesi vardı. Candan can gebe kaldı diye. O da onun bir ifade şekli. Dünkü videoda da suretlerle ilgili bir anlatım olmuştu. O da başka bir hocamızın ifade şekliydi, alimimizin ifade şekliydi. Bunlar keşif alimleri, yani sadece ilim, kitaptaki ilim değil, keşfen, müşahede eden ve keşfi olan, Allah'ın keşfettirdiği, müşahede ettirdiği alimler hepsi. Ve daha sonra burada gılman ve vildanların Kur'an'da geçen bunların ne anlama geldiğini anlatıyor. O isteyenler oradan bakılabilir. Hiç bizim zannettiğimiz gibi değil. Suretler onlar. Naif, latif suretler. Evet, ve güzellik, hoşluk ondan sonra da bu kademe kademe insanı hakikiye kadar geldiğini ifade ediyor. Allah'ın öyle bir cenneti vardır ki Resulullah buyurdu diyor. Allah'ın öyle bir cenneti vardır ki orada temiz eşler, saraylar, bahçeler, ne bal ne süt vardır. Bilakis oranın nimeti sadece Allah Teala'nın veçine bakmaktır. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Rabbinizi aynen hilali dolunay olduğu gecede gördüğünüz gibi göreceksiniz. Ve Abdülkadir Geylani devam ediyor. Melek ve cismani olanlar şayet bu aleme girecek olsa hemen yanarlar. Cebrail aleyhisselam şöyle demiştir. Şayet bir parmak ucu kadar yaklaşacak olsam yanar kür olurum. Diye bunlar İbni Arabi'nin kitabından bu bölüm, bu cümle İbni Arabi'den alıntı olarak belirtilmiş. Evet, şimdi tek cep telefonu olduğu için tek elle kitabı açmak, kapamak bazen şey olabiliyor. Diğer bir bölüm bu zat tecellisi, zatla ilgili olan bölüm diye bağlantılı diye belirttiğim bölüm. Zatın nurları tecelli edince her şey tamamen erir ve yok olur. Allah'ın zat tecellisinden bahsediyor. Bu tecelli onun ebedi zatından başka her şey, herkes yok olmaya mahkumdur. Kasas 28-88 ayetinde ifade edildiği gibi bütün nurları yok eder. Nihayet ruhu kutsi, kuts nuru ile ona bakar vaziyette, onunla ondan ona bakar halde kalır ve böylece hiçbir keyfiyet ve teşbih olmaksızın ona delalet eder. Zira Allah hiçbir şey ona benzemez. Yalnız odur her şeyi işiten, her şeyi gören. Şura suresi 42'ye taksim 11 buyurmuştur. Bunun ötesinden bir şey anlatmak mümkün değildir. Çünkü o mahv yani yokluk alemidir. Orada ondan haber verecek bir akıl kalmaz. Orada Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. İşte bu Allah Teala'dan başka her şey tecrid alemidir. Kendi aleminde Allah'ın sıfatıyla muttasıf olarak kalır. Olarak bunu bu şekilde Allah'ın zat tecellisini belirtmiş. Bu konuyla ilgili sanırım bir farklı bir videoda bunu anlatmak gerekebilir. Ölmeden önce ölmek, nefsin ölümü, yeniden doğmak, ikinci kez doğmak,
gibi konular hepsi bir gibi ifade ediliyor. Fakat bunlar birbirlerinden farklı farklı. Bu zat tecellisi de bu tecellilerin en sonda olanı. Sanırım bunu bir başka videoda açıklamakta fayda olabilir. Çünkü burada bir şeylerin daha bir açıklanması gerekiyor gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun bakalım. Böyle bir niyet var. Allah neyi nasip eder, ne getirir bilemeyiz. Hayırlısı neyse olsun. Şimdiki bu kitabı tekrardan, bu videonun konusu olan kitap Abdülkadir Geylani Sırrul Esrar, Sırların Sırrı kitabından son anlatmış olduğumuz o videoya ilave onu tamamlayan bazı bilgiler verilmiş oldu. Niyet hayır, akıbet hayır olan en iyisini Allah bilir. Sevgiler.